Herkese yeniden merhaba. Bugünkü videoda Ayat ve TOEFL'la ilgili bilgiler vermek için şuraya oturdum. Fakat videoya başlamadan önce şunu düşündüm ki eğer hem Ayat'a hem de TOEFL'a yönelik bir bilgi verirsem bu çok uzun sürecek. Çok uzun bir video olacak. Dolayısıyla sadece şimdilik Ayat'la alakalı bilgiler vermek istiyorum. Daha sonrasında TOEFL sınavına yönelik de bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi Ayat dediğimiz sınavda ilk önce speaking part'a bakalım. Speaking kısmı olayın en en önemli kısımlarından bir tanesi. Çünkü birçok insan Reading kısmını yapabiliyor. Writing kısmını da böyle bazı insanların zorlandığını gördüm ama Writing'den de yine 6-6.5 geri skalasında almayı başarıyor arkadaşlar. Listening kısmı da bazı insanlar zorlanabiliyor. Çünkü çok fazla Listening yapmanız gerekiyor. Listening kısmını geliştirebilmenin en önemli yolu daha öncesinde bundan bir önceki videolarda bahsettiğim YouTube'dan sürekli böyle İngilizce videolar izleyin. Sürekli İngilizce filmler izleyin. Tamam mı? Yani çünkü ne kadar çok İngilizce film izlerseniz o kadar çok listeninginiz gelişir arkadaşlar. Dinleme kabiliyetiniz ve anlama kabiliyetiniz o kadar çok gelişir. E, ne kadar çok reading yaparsanız comprehension olayı da o kadar çok gelişir. Yani listening ve reading'e yapacak bir şey yok. Zaten IELTS için hazırlanan arkadaşlar ne demek istediğimi aşağı yukarı anlıyorlardır. Özellikle speaking ve writing için en önemli kısımlardan bir tanesi arkadaşlar writing'de. Speaking'e geçmeden önce en son speaking'e geçeceğim. E, writing'de mesela en çok bağlaştırı kullanmanız gerekiyor. Bu e, nevertheless although, even though, besides therefore gibi, moreover, however gibi arkadaşlar bu bağlaçları ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar çok komplike cümleler yapmaya çalışırsanız ve yapabilirseniz başarısınız, writing'den o kadar çok puan alırsınız. E, writing'de en önemli olan bir kere bir giriş cümlesidir. Yani size eğer aileniz hakkında bir şey yazmanızı istiyorsa ya da sosyal hayatınızla alakalı bir şey yazmanızı istiyorsa eğer size karşı taraftaki instructor ya da sınava girdiğiniz yerdeki sorularda ailenizle alakalı ya da sporla alakalı bir şey yazmanız gerekiyorsa size e, mutlaka bir introduction cümlesi yani bir intro cümlesi mutlaka yazmanız gerekiyor. Yani burada da e, tabii ki ben daha sonrasında bunlarla alakalı da örneklendirme videoları çekeceğim arkadaşlar. İlk başta e, ya siz yani sınavın aşağı yukarı nasıl bir mantıklı bir sınav olduğunu birin bilin, ona göre hazırlanmaya başlayın. Daha önceki benim videolarda da bir sürü bunlarla alakalı cümlelerle alakalı bir sürü örnekler verdim. Onlara da dönüp onlara bakabilirsiniz. Ee, Bağlaçları yoğun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Noun clause ifadesi yani isim cümleciklerini yoğun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Daha sonrasında ifler ve perfect zamanlar. E, bu zamanları efektif bir şekilde arkadaşlar ayrıntılı cümleler, ayrıntılı ifadeler kullanarak böyle e, bir de gündelik hayattaki kelimelerden ziyade biraz daha böyle alışılmışın dışında olan kelimeleri kullanırsanız eğer yani ama hiç insan hayatında olmayan bir kelimeden bahsetmiyorum. Alışılmışın dışında olan kelimeleri kullanırsanız mesela atıyorum işte important yerine essential gibi mesela işte. E, ne benzer kelimeler kullanırsanız bu karşıdaki kişiyi daha fazla etkileyecektir. Çünkü der ki vatandaş yani bunun bildiği İngilizce basit bir İngilizce değil. Dolayısıyla bu biraz daha kapsamlı bir şeyler biliyor galiba diye. Ona göre size puan verirler. Şimdi önemli olan arkadaşlar speaking kısmı. Şimdi speaking kısmını nasıl geliştirebiliriz? Şimdi ilk önce IELTS dediğimiz sınav zaten birçok insanın bildiği ve e, içeriği çok fazla e, bilinen her yerde kaynakları olan bir sınav şeklidir. E, şimdi speaking kısmında birinci parta size gelebilecek arkadaşlar. Konular genellikle ilk önce kendinizden bahsedin. Yani e, tell me about yourself gibi. Işte, what's your name? E, gibi. Işte, could you tell me your full name please? gibi. E, what's your surname? İşte, yani, what does your surname mean? gibi. E, işte, soy isminiz ne anlama geliyor? Soy isminiz nedir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? gibi sorular Uh, my name is Mustafa Işlak. I am 40 years old and I am from Istanbul. I live in Istanbul with my family. I have two kids. Falan gibi böyle. Kendiniz bu şekilde pratik yapın sürekli. Bunları yazın bir kenara bir kere bu cepte olsun. Tamam mı? Daha sonrasında size memleketinizle alakalı sorular sorabilirler. İşte siz nerelisiniz? Memleketiniz nerede? Orada insanlar ne iş yapıyorlar? Orada insanlar nerede alışveriş yapıyorlar? Oradaki insanlar neyle geçiniyorlar? Nasıl bir hayat standartları var? Kendi memleketinle İstanbul'u kıyaslar mısın? falan gibi genel sorular mutlaka gelecektir arkadaşlar. Çalışma hayatınızla alakalı sorular gelecektir size. Çalışma ilgili çalışma hayatınızla alakalı sorularda da e, ben şuraya şu şekilde e, sıralıyorum. Ekranı durdurup buradan e, bakıp görebilirsiniz. Tamam mı? Daha sonrasında ile alakalı mesela arkadaşlarınızla ilgili sorular sorabilir. Arkadaşlarınla neler yaparsın? Arkadaşlarınla nereye gidersin? Ondan sonrasında en sevdiğin arkadaşın kimdir? Onu niçin seviyorsun? Beraber ortak yanlarınız nelerdir? E, daha öncesinde bir aktivite yaptınız mı? Beraber bir tatile gittiğini gibi bana bundan biraz bahsedebilir misin gibi sorular olacak adam sana soruyu sordu ondan sonra sen geçsen karşısına tıkı, tıkı tıkı konuşmaya başladın o da öyle öyle bir şey yok seni pat kesebilir başka soru sorabilir senin soruna senin verdiğin cevaplara yönelik cevaplar cevapları yönelik sorular sorabilir tam dolayısıyla buradaki soruları da biraz e, verdiğiniz cevapları da alternatif sorular gelebilecek şekilde bunları da mutlaka hazırlanmanız gerekiyor. Speaking kısmında part 1'de yani hem akademik hem de genel ayarında speaking kısmının birinci partında size hobilerle alakalı sorular sorabilir. Yani işte neler yapmayı seviyorsun, E, Nereleri gitmeyi seviyorsun? Hobilerin nelerdir? Ne zaman başladın? Ne zamandan beri bu hobilerini yapıyorsun? Falan gibi e, sorularda mutlaka işte perfect zamanları present perfect progressive işte. um, Mesela I have been playing with Legos for five years because um, it gives me lots of energy. When I spend time with Legos, I feel very good. I feel in in another world. Although I don't have so much time, I'm trying to spend some time with Legos because um, it's my hobby and when I deal with my my hobbies when i spend time with my hobbies um, it gives me a lot of energy and i really forget about my problems at work or in my um, school life falan gibi tamam hani bunu buna benzer böyle şeyler söylemeye çalışırsanız eğer biraz daha böyle aksanlı biraz daha böyle düzgün ifadeli şeyler söylemeye çalışırsanız gerçekten çok rahat bir şekilde arkadaşlar ayersen ileri 7.5 8 saniyesinde puan alabilirsiniz speaking kısmında evet arkadaşlar devam edelim sporla alakalı sorular sorabilirler eğer varsa bir in, ilgili olduğunuz ilgi alanı olduğunuz bir e, spor dalı da yani Oraya da bomboş gitmeyin yani hani e, ne tip ne tip yemekler seversin her yemeği severim İşte sporla alakalı bir e, aktiviten var mı ya da hobilerine hobim yok spor, se spor sevmiyorum ben hani sordukları bütün sorulara böyle cevap verirseniz adam der ki o zaman ya psikolog değiliz sen buraya ne diye geldin ki yani hani en azından daha öncesinde bunları düşünüp geleydin de şunlara biraz cevap verirdin benim derdim senin İngilizcenle alakalı ben sen gerçekten de hangi sporla ilgilendiğini ben merak etmiyorum ki dese ne yapacaksın orada? Değil mi? O yüzden de sporla ilgilenmeseniz bile mutlaka yani futboldur, bilmem nedir, yani tenistir, işte basketboldur, yüzmedir. Bunlarla alakalı biraz bilgi edinin ve size sporla alakalı bir soru, e, soru geldiğinde pıtı pıtı, pıtı 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 bunları konuşun işte tamam mı? Hazır bunlar şey işte tip yani bunların e, söylerseniz eğer adamın böyle gönlünü alırsınız yani karşıdaki e, sizi sınava sokan kişinin e, bahsediyorum. Bu adam da olabilir, kadın da olabilir fark etmez yani. Şimdi burada arkadaşlar speaking kısmında konuşurken önemli olan ne? Nerelerden puan alacaksınız? Birincisi kullandığınız structure'dan yani yapıdan puan alacaksınız. Yani grameriniz bir kere düzgün olması gerekiyor. İkincisi kullandığınız kelimeler çok önemli. Kelimeleri seçmeniz lazım. Yani iyi kelimeler kullanmanız lazım yani tamam mı? İşte I go home every day and I wash my hands and my face honey well um, as soon as I go home I'm trying to wash my face and hands because I touch everywhere outside the street and I, I must be clean and I must be hygienic for give me honey Örnekler vermeye çalışıyorum hani hani buna benzer böyle e, bağlaçları kullanarak böyle biraz daha böyle e, cümleler kullanırsanız eğer karşı tarafı biraz daha gönlünü e, fethetmiş olursunuz. Onun aracında arkadaşlar Speaking kısmında fluency yani akıcılık önemli yani e, şu şekilde bir konuşmayı o arkadaşlar pek sevmezler mesela eğer şöyle söylersen Although I have lots um, um, I have um, lots of um, um, friends um, I um, can't böyle değil arkadaşlar. Böyle olursa zaten adam bayılır yani. Daha hani adamı bayıltmaya gitmeyin oraya. Tamam mı? Biraz daha böyle e, hızlanmaya çalışın. Peki nasıl hızlanacaksınız? Fıkra ezberleyerek, hikaye ezberleyerek ya da replik ezberleyerek. Sürekli kendinizi bir şeyleri ezberleyip böyle hızlı bir şekilde bunları söylemeye çalışın. Tamam mı? Ben bunlarla alakalı video yaptım. Onları da böyle e, dönüp hızlı konuşma teknikleri vesaire. Hani onları da izlerseniz eğer gerçekten onlara bir kapsamlı bir şekilde anlattım. Hızlı konuşursanız arkadaşlar yani all the I got so many friends. I really can't spend time with them because and also my school life is very busy so teachers assign us a lot of homework and so sometimes I really have difficulties for like finding time to watch movies on TV. I also like watching movies, but really, um, it's really difficult for me to uh, spend extra time for these activities. So I really don't have enough time to do these. kusursuz konuşması. Yani kusursuz konuşacağım diye, mükemmel konuşacağım diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Rahat olursanız eğer hata yapmaktan kaçınmazsanız eğer arkadaşlar hata yapma olasılığınız biraz daha düşer. Çünkü sen ne zaman hata yapacağım diye düşünürsen o zaman hata yaparsın. Ben de hata yapıyorum konuşurken. Çünkü bu benim anamın dili değil yani. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla hata yapmaktan arkadaşlar korkmayın. E, hata yapabilirsiniz. Bunda problem yok ama yani e, bir cümle içerisinde 15 tane hata yaparsan tabii ki de bu olmaz ama e, hata yapacağım diye düşünmeyin kafanızda. Siz sadece rahat Aklınızda ne geliyorsa söylemeye çalışın, hızlı hızlı söylemeye çalışın. Çünkü çok fazla yavaş söylerseniz yine istediğiniz puanı alamazsınız arkadaşlar. Evet ayasla alakalı yani söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben daha sonrasında örnek bir ayas dersi. Ee, örnek bir ayat sınavı tam paylaşacağım. TOEFL ile alakalı da TOEFL dersi ve e, sınavını da paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah vakit bulursak. E, lütfen sizden istirhamım arkadaşlar. E, diğer videoları da izleyin. Videoları beğeniyorsanız bir like atın ya. Yani çok mu zor bir like atmak ya. Şimdi like atacaksın o kadar tık. Hani abone yani abone olmanız gerekiyor tabii ki like atmanız için. Ee, abone olmanız için de e-mail adresinizden girmeniz gerekiyor. Hani ben e, bunları sürekli söylemek istemiyorum ama arkadaşlar biraz motivasyona ihtiyacım var. Ciddiyim yani. Motivasyona ihtiyacım var çünkü videoları izlemiyor. Vakit harcamıyorsunuz videoları izlemek için. Lütfen videoları izlemek için vakit harcayın. Ondan sonra bir de şey yapın. E, zaten abone olur, olun yani. Abone zaten olun. Başka ne söyleniyor diyor böyle videolar kapanırken. Evet bu kadar herhalde. Başka bir şey yok tamam mı? O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.